Evet. Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu CBR125 ile top speed olacak. Şimdi her zaman top speed yaptığım yere gidiyorum. Orada deneyeceğiz bakalım. Bu arada bir önceki videomda sinyalim kısa devre yapıyor diyen arkadaş. Bak onu hallettim. Artık kısa devre yapmıyor, görüyorsun. Bu sinyal kısa devre yapıyor mevzusu falan filan arkadaşlar. Bunlar çok basit işlemler. Arka çamurluğun altında bunların soketleri var. Birbirine geçmeli soket böyle. Ya onlar işte sudan dolayı, nemden dolayı korozyon filan yapmış oluyor. İletişim sağlamıyor. O yüzden öyle oluyor yani. Çok basit işlemler. Şimdi gidiyoruz bakalım. Top speed yapacağımız yere. Bakalım kaç göreceğiz. Ben bu motosikletle top speed olarak denemedim ama dayı ne yakıyorsun öyle ya? Hey maşallah. Top speed denemedim ama şöyle söyleyebilirim. Videoda da görünmüş mü görünmemiş mi bilmiyorum ama Söğüt'e giderken bir 136 görmüştüm. Bakalım şimdi kaç yapacağız. Top speed yapacağımız yere vardığımızda tekrar kaydı açarım arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar, top speed yapacağımız yer burası. Her zaman burada yapıyorum biliyorsunuz. Motorumuz böyle. Hiçbir değişiklik yok. Her tarafı orijinal. Bakalım kaç göreceğiz. Şimdi bu yol hafif yokuş yukarı şöyle. Dönüşte de yapacağız. Dönüşte de yokuş aşağı olmuş olacak biraz. Birinci viteste sündürmeyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 bitmez zaten. 5 bile bitmez. Yokuş yukarı çıkarken. Bakalım kaç göreceğiz. Arkamız bir tane Toros geliyor. Toros geçtikten sonra biz de başlayalım. Birinci vitesi sündürmeyeceğim. Redline'a sokmayacağım. 2, 3, 4, 5, 6 redline şeklinde gideceğim. Redline'a girene kadar sündüreceğim yani. Bilginiz olsun. Evet. Broadway'miş bu arada. Toros değil. Biraz uzaklaşsın. Başlıyorum. Kapanacağım. Ayrıca onu da belirteyim. Başlıyorum. Başladım.
Dördüncü vites bile bitmedi arkadaşlar, gördünüz. Şimdi bir de aynı şekil tersten yapacağım. En son sanırım 115 falan gördük. Şuradan karşıya geçelim. Karşıdan da basalım. Yokuş aşağı 115. Belki 5'e atsam biraz daha hızlanabilirdi, bilmiyorum ama redline'ı sokacağım diye ben redline bekledim hep. O yüzden şuradan karşıya geçelim, tekrar deneyelim. Zincirin bolluğu buna etki eder mi bilmiyorum ama benim zincirim hafif bol şu an. Tabii bunlar bahane değil. Yani yapabileceği son sürati sizlere gösteririm. İsterse 120 yapsın arkadaşlar. Motor benim motorum. Başlıyoruz. Top speed'i de görmüş olduk. 120 yaptı motosiklet. Burası diğer videolarımda da belirttiğim üzere çok rüzgarlı bir ortam arkadaşlar. Hani Eskişehir'de olan varsa gelsin burada denesin. Rüzgarın olup olmadığını görürler. Ama zaten bu motosikletin hani yapabileceği de, ben 136 gördüm tamam eyvallah, ama demek ki böyle rüzgarlı ortamda da son 120 ile gidiliyor. Bunu da görmüş olduk diyorum ve aman diyeyim, aman beni gör diyorum ve videomun burada yavaş yavaş sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi davranın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi eyvallah.